Kemenimi bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kanaylı. Komiseri bacalım, karakolu açalım, Roma'da da zatrat kolay mı? Ayran. Tek mili bütün erkekler Marmara çırası gibi yanar benim için. Menekşe güzellik başa bela anam. Keşke senin gibi çirkin olsaydım ben. Ay güzelmiş, güreyim seni güzelliğine be. Acapulco maskarası. Arka tarafıma kaş göz çizsem senin yanında Jennifer Lopez bile kalır be. Ah be Meltem. Beni nasıl terk edersin? Ben terk edilecek adam mıyım? Değmesin yağlı boya. Gel çocuğum. Buyurun. Viskiniz. Efendim? Afiyet olsun. Hadi çocuğum. Allah! Aa, Aram Şalkam cücüğü ne yapıyor? İçmeyi bilmiyor. Canım fiskiyi kafasından aşağı döküyor. Hop hop, ağzında içmeyeyim şimdi, ağzında. Zor ne olmuş bu ya? Kimse yaklaşmasın! Yıkacak kendini beter, yürü. Çekilin! Yakacağım kendimi! Yapma oğlum! Oğlum, yanmak istiyorsan solaryuma git oğlum. Orada yan.
O çakmakla yanılır mı? Geri çekin. Bana Meltem'i bulup getirin. Meltem mi? Kim ulan Meltem? Oldu canım. Babamızı Meltem tanrısı mı adı sanki? Nereden bulacağız sana Meltem'i şimdi? Hem Meltem bulsak kendimize getirir. Sana niye getirelim? Ya saçmalama Ethem ya. Tamam kardeşim, bulacağız Meltem'i. Sakın bir delilik yapma. Sakin ol. Tamam. Kim bu Meltem? Karım. Beni terk etti. Vah. 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 Oğlum. Bırak şu çekme. Karın terk etti diye hayatın sonu değil ki bu. Yeni bir karı bulursun. Ana baklı. Gene dua et. Sadece karın terk etmiş. Millet bir gecede iflas eder. Karın yolunu kaybeder. Peki onlar ne yapsın? Ne yapsın? Doğru tabii tabii. Tabii be. Ya ondan intihar etse anlarım ama sen niye intihar ediyorsun abi? Bütün malımı mülkümü karımın üstüne yapmıştım. O gidince her şeyimi kaybettim zaten. İflastan beter haldeyim. Yapma be. Bırak oğlum bırak. Giden mal olsun. Mal dediğin nedir ki elinin kiri? Tabii canım. Ne demişler? Cana gelen mala gelsin. Doğru bak. Önemli olan sağlıktır ha, sağlık. Yaşa. Ya dua et bak, sağlığın yerinde. Ne yerindesin ya? Karımın derdinden ince hastalığa yakalandım. Kan kusuyorum. Aa, yapma ya. Senin yaşaman hata kardeşim ya. Çok doğru. Yakayım ben en iyisi kendimi. Ama yapma abi, yapma. Yapma, 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 dur. Yapma, dur. Yapma. Ay. Dur oğlum, dur, 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 dur. Oğlum, bak, dur. Bak oğlum. İsterse karın terk etsin. İster paran gitsin. Değil mi yani? İster sağlığın. Hiçbir şey için hayatta ölmeye değmiyor. Canımızı veren kim? Allah. Bak. Gene o geri alacak. Her şey düzelir oğlum. Yeter ki umudunu yitirme. Umudun olunca değil mi? Hastalığın da geçer. Her şey geçer gider. Bulursun. Para kazanırsın. Kendine layık bir karıyla gene mutlu olursun. Şimdi güzel oğlum. Ver o çakmağı Pembe ablana. Ver. Çok haklısın. Ver. Çok... Ver oğlum. Ay, işte ya. Bravo. Aslan oğlum benim. Bravo. Gördünüz değil mi? Tatlı dilimle nasıl ikna ettim adamı. Doğru valla. Hadi abi. Ha. Al bakalım. Al. Biz karı işte rahatla. Rahatla. Yakayım oğlum ben sana. Kızana. Ay şükürler olsun Allah'ım. Yoksa yaktıydım vallahi Elif'i elimle. Geçmiş olsun oğlum. Üzülme. Buyur oğlum, sabah sabah rezidansımın kapısını niye hırpaladın? Meçhul hayranım. Kusura bakmayın hanımefendi, rahatsız ettim ama meçhul hayranınız size günaydın çelengi gönderdi. Sağ olsun valla. Gördünüz değil mi? Ana ne ince, ne kibar, ne romantik bir barodur meçhul hayranım benim. Anam o şey midir, Sezen Cumhur Önel midir o? Vallahi ben bu adamı kaçırmam evine. Evet kız benim abla. Kızını dur be. Dereyi görmeden hemen mayonu giymeye kudurdun mu? Meçhul hayranınız ayrıca size bu kolyeyi gönderdi hanımefendi. Beğeneceğinizi umuyor kendileri. Aa, bir de kolye. Açsana ana. Bak. Bak. Ay. Aman. Beğenmek de laf mı? Bayıldım valla. Tam benim gerdanıma layık. Ay kimdir bu meçhul hayran? Ay valla çatlayacağım şimdi. Kusura bakmayın ama bu konuda hiçbir şey söylememem tembihlendi. Öf. Allah Allah. Bu herif niye saklar kendini böyle? Ha niye saklıyor adam kendini? Şşt. Ağır Roman. Ağır Roman. Bak altın kolyeye. Hayatında böyle güzel kolye gördün mü? Meçhul hayranım göndermiş. Kıskançlıktan anam çatlayın da patlayın. Oh. Hayda.
Durduk yerde ne bulaşırsın be çamur kadın. Seni kıskanan senin gibi olsun. Allah Allah. Bak. Yürü, yürü anca gidersin, haydi. İzniniz olursa meçhul hayranınız bugün evinize gelip sizi ziyaret etmek istiyor Pembe bugün. Hanım. Ay ay, buyursun gelsin. Buyursun gelsin. Kendisiyle tanışmak için can atıyorum vallahi canım. Çiçeği de içeriye alın bakayım. Alırız Pembe abla, sen merak etme, geç içeri. Betem, Betem. Siz burada uyuyun aslanım. Pembe yalan Üsküdar'ı geçti. Ne diyorsun Morem ya? Diyorum ki günaydın. Uyanın da balığa gidelim. Meçhul ayranı Pembe'yi nikah masasına oturtmak üzere. Siz hala uyuyun. Dede Pembe'ye çiçek mi gönderdi yoksa bu meçhul adam? Sadece çiçek gönderse iyi. Bir de altın kolye göndermiş de. Altın kolye mi göndermiş? Siz iki cüceler birbirinize dalaşıp dururken yakışıklı prens aradan dalıp Pamuk Prens'i öpmüş de haberiniz yok be. Şuraya bak, çoluk çocuğun maskarası olduk. Nasıl dedim ama? Vallahi çok güzel. Hey temiz yazdırıp Pembe abla. Aferin kızım. İstediğim gibi tam tecrüsatlı temizlik neferi olmuşsun. Şimdi... Meçhul ayranım gelene kadar ev tarafı pırıl pırıl yapacaksın. Baş işte Pembe abla. Kız Sultan, şu halime bak kızım. Ben de bir kuaföre gideyim diyorum. Şu Yemeni'den kurtulayım. Yemeni'yle mi çıkacağım meçhul ayranımın karşısına değil mi kızım? Dünyanın parasını bayılma kuaföre. Bak şu aşağıda köpek kuaförü var. Çok daha ucuza tıraş eder, ona gitsene. Canım, senin gibi komik bir babam olduğu için ne kadar mutluyum anlatamam biliyor musun? Gerçekten bak, ben çıkıyorum kızım. Kız aynı çatlatan süslü Pakize. Gene boya küpüne batıp gelme ha. Hadi güzelleştir. Tamam ben, be sen karışma bana. Getir, getir. Ya ağır şey. Kız be. Onu Patoş tek başına alırdı. Sen niye ortaya atın? Ama ne bileyim ben. Aman geç şuraya. Tövbe tövbe. Tokmak, tokmak. Buyur abla. Meçhul hayranım sokağın başında görünür görünmez anam vurdur bu kaya. Emret Pembe abla. Ha. Ya kız ana. Ama abarttın bu karşılama işini ya. Yani utanmasan 21 fare top atışı yapacaksın ha. Kız şimdi mi denir bu? Daha önce niye söylemedin? Kesin yapardım vallahi. Güzel de olur da. Benim aklıma nasıl gelmedi bilmiyorum. Delirdin sen be, delirdin ha. Kız öyle deme be. Meçhul hayranım gelecek. Kim bilir nasıl güzel, nasıl özel, nasıl yakışıklı, nasıl centil boy bir adamdır o. Göreceğiz. Göreceğiz. Çekil, çekil. Pembe. Canım. Ne yapıyorsun sen ya? Burada aslanlar gibi ben dururken kalkıp elin herifleriyle flört etmeyeceksin herhalde. Yok ana, flört yok. Allah'ın izniyle direktman nikah var. Ne? Saçmalama Pembe. Benim aşkım nasıl başkasıyla evlenir ya? Seninle sokak köpekleri bile evlenir. Değil misin nesin? Hadi git şuradan. Git şuradan. Aa, geliyorlar anne, geliyorlar. Aa, nerede? Vur tokmak. Geliyor anam, kıskananlar çatlasın. Aman, kıskananlar çatır çatır çatlasın. Kim bilir ne yakışıklı herif ha. Eleceme de vallahi öleceğim. Anam, anam, ayakkabılara bak kız George Cook. Çok güzel pantolonlar Armani Brothers. Ay. Tokmak boş bu ya. Sırat memura benziyor. Ya kızının ne benzemesi be? Bu basmaya bildiğimiz maymun. Memnun mu dedi? He, üstü bu be bizim maymun üstü. Kız bir var mı tanımadın mı üstü? Üstü mü? Kız anam benim meçhul ayranım üstü müymüş? Ay ne olmasını beklerdin Pembeciğim? Bir insanın sana aşık olmasını bekleyemezdin herhalde. Maymun sana fazla bile Pembe. Pembe, meçhul hayranımla direkt nikah masasına oturacağım diyordun. Mutluluklar dilerim size. Allah bir yastıkta kocasın. Çal topak çal. Oyna kız oyna, damat için oyna.
buyurun. Damadımız geldi. Oh! Oh, oh, yandan. Oyna, oyna. Çabuk kız, oynama sen. Tamam, tamam. Hüsnü, Allah seni ne yapmasın lan. Meymun ettin beni bütün şeye, mahalleye. Kendine çevirdin. Karizmam sıfır oldu be. Bir de utanmadan öpücük atar hayvan oğlu hayvan. Lan biz seni evlendirip Antalya'ya göndermedik mi? Sen artık evli bir maymunsun. Utanmıyor musun bana asılmaya? Karısı terk etti Hüsnü'yü Pembe abla. Terk mi etti? Maalesef. Sikteki başka bir maymunla kaçtı gitti. Dul artık Hüsnü. Dul mu dedin? Ay yazık be sana Hüsnü. Anam karısı terk edince hemen gelip benim başıma mı tebelleş olmak zorunda? Çıksın Serap Üzgü'ye ekranlardan ses desin karısına. Geri dön Cevriye desin. Ana. Ha, hakikaten ha. Şimdi televizyonda barışmak çok moda. Ha. Ozan Orhan'la karısı televizyonda barışıyor. Ay sadece onlar mı be? Tülin'le Caner, Ahu'yla Meriç, Semra Hanım'la kızı. Herkesler televizyonda barışır be. Bak anam, erkeşler televizyonda barışıyorlar valla. Sen de çık anam, Meymun Cevriye de gelir orada barışırsınız Hüsnü. Kız ana, söyleyeyim mi? Bu hayatta barışmaz. Hüsnü'nün size olan aşkı depreşti Pembe Hanım. Psikolojik travma geçiriyor. Psikolog sizin yanınızda kalırsa iyileşebileceğini söyledi. Ay yazık be ana, kalsın ne olur. Kalsın Pembe abla be. İşte ne yapalım bari, kalsın ne yap. Yeter Hüsnü. Yeter. Aa neler ya? Dur ulan. Dur be. Üf Ferhat ya. Anam şu meçhul hayranıyla evlenip gidecek. Biz de birbirimize kavuşacağız diye çok sevindirdim ama şansımıza meçhul hayran çıka çıka maymun üstü çıktı ya. Ay olacak hiç mi bu ya? Şahanem niye öyle diyorsun ya? Pembe abla hala evlenebilir yani. Hem maymun üstünden daha iyi bir kısmet mi bulacak? Sen anam hakkında nasıl konuşuyorsun böyle? Maymunla mı evlenecek yani anam? Maymun diye ne küçümsüyorsun üstünü Şahanem ha? Ethem abiden çok daha yakışıklı hayvan yani. Orası da doğru. Tövbe tövbe gideriz böyle, Allah günah yazmasın. Bak biraz zaman tanı üstüne Şahanem. Ele bir evrimini tamamlasın. Fıstık gibi bar olacak ama o zaman Pembe abla istese de üstüne evlenemez. Yeter ama benim anamla dalga geçti. Deli misin desin sen mi? Ne istersin benim anamdan bak, ya? Bak üstüne bak. Ya var mı be? Ya. Şahane. Tübe tübe. Epten adam gibi bir şey olmuştu değil mi Selim? Anam o askerdeydi. Ama vallahi ne yalan söyleyeyim Pembe. Üstünün senden daha fazla adama benzediği bir kesim var ha. Allah. Hüsnü abicim, en güzel abicim, şahane muz likörüm var abicim. Hiç abi, sana getirdim abicim. Bırakayım abi. Kaldır. O muz likörünü. Zaten aşk sarhoşu hayvan, iyice sen sarhoş etme. Ay. Pardon Pembe abla. Pardon Hüsnü abi. Hadi Hüsnü kalk oynayalım. Kalk. Hadi kalk oynayalım biraz be. Kutlarımızı dökelim be. Hüsnü para var mı? Para. Ben paraları.
geldi. Çıkar. Aferin Hüsnü. Hüsnü, oyna. Oyna be yeme artık, oyna. Etem. Hüsnü'ye bak da adamlığından utan. Hayvan ki nasıl para yapıştırıyor. Bak siparişleri, sen orada öyle kazık gibi dur. Fırlayan pembe haklı papa. Yapıştır para, yapıştır. Aşk olsun pembe, Hüsnü'yle bir mi tutarsın beni? Alınırım valla. Bu Etem de iyice yarı bakalımmış be Menekşe. Maymunla maymun oldu be. Aferin, adam ol biraz, adam ha. Hoppa, hadi Hüsnü, hadi sen de at. Ada, benim Gudik. Şu pembe teyzenin evinin adresini veresin Elif İzay Bey. Ne yapacaksın adresi be Gudik? Lazımdır be ada. Ne sorarsın? Dur, bir dakika yazarım. Söyle. Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi. Kamelya Caddesi. Kamelya Caddesi. Gardenya Sukak. Tamam. 27. Tamamdır adam. Neredesin be sen Gudik? Kamyonun kasasındayım adam. Dedin, çükülüm İstanbul'a giderim. Dedin, çükülüm çük sipali kazanıp çük zengin olacağım. Geçmişin kandilli. Sen bana sormadan nasıl İstanbul'a gidersin? Seni dörde böler, sekize çarparım. Gaftici şüphan. Ada siz... Dedi çok alo, tünele gireriz adam, sesin çok gidi. Alo. Bekleyesin beni be İstanbul, seni yenmeye gelirim. Selamun aleyküm birader. Aleyküm selam. Naim babanın çok selamı var. Sağ olsun. Size bu çantayı gönderdim. Eyvallah. Güle güle. Hadi. Koş kaçalım. Görmedi böyle Kudi geberiyor. Koş. Abad. Durdum adaya. Burası neresi? Ne yapacağız abi? Kamyonun arkasında dursun. Polisi atlatınca gelir alırız. Hadi. Abad. Allah. Abad. Siz insan mısınız be? Nedir? Çükülüp iştahımız baronun kafasına çanta atarsınız. Allah sizi kahretsin emin. Allah sizin. Allah sizin tuttuğunuzu altın etsin. Allah ne muradınız varsa versin. Çilme para dolu çanta be. Ta İstanbul'a adımı atar atmaz paraya kavuştum. Tamam. Yavaş. Sotet. Hadi bakalım. Tamam. Artık adresi tarif etmene acil kalmamıştır. Dedin, çükülüp pembe teyzenin evini bulmuşum. Hadi öperim el cihazlarından. Aman sabahın köründe ibibikler ütmeden hangi densiz benim rezidansımın kapısını çalıyor lan? Ne? Ay yesinler senin rezidansını. Rezidans görmesek yani burayı rezidans diye yutturacaksın yani. Konuşma hadi gelin arkamdan. Yürü. Günaydın bebe teyze. Anam sultan. Ben yanlış mı gördüm? Kız ne gördü? Ne gördü? Allah inşallah ben yanlış gördüm. İnşallah o değildir. Gelin. Ne oluyor?
Herkese günaydın. Pembe teyze. Vallahi Gudi kasam bu, ben doğru gördüm. Hangi başka yüzsüz onun gibi böyle pişkin pişkin sırıtabilir ki? Allah'ım nereden geldi bu oğlum durduk yerde? Anam sülük gibi yapışır bu şimdi. Pembe teyze. Açsana kapıyı. Anam evde yokuz. Gerçekten bak vallahi evde yokuz. Dışarıdayız anam, ha dışarıda. İnanmam. Neden? Çükülüp dışarıdaysanız sesin nasıl içeride gelir peki? Çok güzel bir soru. Güzel sordu çocuk. Bu bir bant kaydıdır anam. Rezidin sahibesi şu anda evde yoktur. Lütfen bip sesinden sonra mesaj bırakınız. Ya bip. Kız ona. Saçmalama konusunda kendi rekorunu egele ettiği bir haberin olsun. Güzel et tüy dikti bu sefer. Beybe anasını kapıyı açmayacak Kudi. Başına bekleme. Bekleme. Anam yukarıdan masa sandalye getirin. Şöyle kapıya doğru mühkem kapatalım. Kapı tamam, içeri mühkem girmesin. Vallahi içeri gelirse veba mikrobu gibi bir daha açası kurtulamayız kapıyı ondan. Ha. Koşun. Aç. İzlemişim seni. Aç kapıyı. Ya kızana. Bela. Ya biraz ayıp etmedim ya. O oğlan senin ablan ne oldu ya? Kısmı saçmalama. Sen onun ne sülük olduğunu bilmez misin? Ha onu kapıdan kovarsın, Fatoş bacadan atlar. Aman, o içeri. Girer anam valla. Öpeyim dedim. Sağ ol. Bütün elinde de çük selamı vardı. Dedim çükülüp çük severler. Anam işte girmiş bile. Merhaba. Ben, ya ben. Kızana bu nasıl girdi içeri ya? Kız Pembe abla bu bizden önce girmiş. Dedim gördünüz değil mi? Pencereden atlamış girmiş kanemi cüzdü. Allah'ım yarabbim ya. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Sana ne derim çık. Çık dışarı. Çık dışarı derim çık. Yapmayın zorunlu değil sana. Çekil. Çık dışarı. Kurbanı bana neyse. Lan. Gel. Dedi. Kurban alayı bırakma beni. Ben seni görmeye gelmişim. Dililerin şahı, romanların padişahı. Çık dışarı. Çık dedim sana. Rahat bırakın torunumu. Ne istersiniz garibandan? Ben çık dedim sana. Çık. Hadi çık. Dokunma, dokunma. Baba karışma sen bu işe. Bu eve bir yerleşirse bu bir daha hayatta buradan atamam onu dışarı. Çık dışarı dedim. Kurban olayım teyze. Atma beni dışarı. Teyze ana yarısıdır. Sen de benim bir adam sayılırsın. Ben senin teyzen olmaktan bile imtina ederim. Bir de analık mı ha? Allah yazdıysa bulsun. Çık dışarı. Çık. Tamam be tamam. Lanet olsun. Madem istemezseniz ben giderim. Hadi. 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 Yürü. Hadi oradan. Hadi oradan. Yalnız teyzeciğim. Ha? Sizi güvendiğiniz bir komşunuz var mı? Bu gece onlarda kalayım ben. Otele gidemem. Niyemiş o? Otelden korkarım. Niye? Neden? Çünkü paralarımı çalarlar diye tırsarım. Yuh. Senin de para dolu çanta. Hay. Canım kurban olur sana teyzesi. Otele niye gidiyorsun? Evladım teyzenin evi dururken otelde yatılır mı? Bak vallahi alınırım ha değil mi baba? Yok yok. Ben gideyim. Dedin çünkü boş odanız yok sizin. Olur mu? Hayatta bırakma ben seni. Oğlum ben senin anan sayılırım. Ne kadar özledim seni. Fatoş al şunu kızım tut. Tut şunu. Dikkat, dikkat. Alayım. Gel sen benimle yanıma gel canım benim. Gel. Şimdi güzel oğlum benim. Sorma sahiptir sana. Şimdi sen bu paraları... Nereden buldun para çantası senin dediğin? Şeyde. Nerede? 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 Şeyde Filipiyakotat. Sana yeter ya. Büyük ikramiye çıktı. Aferin gudikçim. Oh. Ya yeter yedin çocuğu. Aslanım benim yesin seni teyzesi. Ne olur Pembe abla. Sen git aslanıma yemek getir, su getir. Hizmette kusur etmeyelim. Tabii olur. Gel oğlum. Öpeceğim valla. Oy doyamıyorum. Valla doyamıyorum. Özlemişim. Öp, öp. Parayı gördün ya yalar yutarsın onu artık. Ay kurban olsun teyzesi. Valla şaka yapıyorum ha şaka. Paranı değil. Ben seni seviyorum oğlum gerçekten. Bak. Kız ona yeter be yeter. Yesin teyzesi beni oğlum. Yedi, beni yedi yedi beni yedi. Canım benim.
Çanta nerede? Yok abi, uçmuş. Nasıl uçar oğlum? Kim götürür bizim çantayı? Onun var ya, parayı götüremezsek Naim abi öldürür bizi, öldürür. Mahvolduk. Bittik biz. Çantayı alanı bulduk galiba abi. Ver bakayım şunu. Burada bir de adres var abi. Cennet Mahallesi'nde oturuyormuş. Güzel. Elimizle koymuş gibi bulacağız desene. Yürü. Atsana ya. Aa. Ne o? İşte bu. Aa, oku yattı abi. Yes be. Bakayım bu ne? Yok ya abi ya. Abicim bu ne ya? Allah Allah. Ya. Lan ne? Yuh be. Boyunuzdan posunuzdan utanın. Üç adam bir maymunu yenemediniz. Üstüne hepsini maymuna çevirmiş abi. Helal be üstü. Çek. Vay namus. Selamun aleyküm beyler. Gudik kardeşinizi gördüğünüzde sevindiniz bakalım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. He? Pek sevmediniz galiba. Dedin. Sen bana nasıl borç takıp gidersin lan? Seni postel gibi asarım bu duvara. He? Asma asma. Dedin. Çükülüm borcumu ödeyeceğim. Dedin. Çükülüm. Denizde kum. Bende para bu araba abi. Nereden çıktı bu para be? Burcu'dan. Kalalıyı da herkese bir çay çek. Dedin. Çükülü ben ısmarlarım. Hadi bakalım, hadi. Bu bastı bacak kim Ferhat? Pembe ablanın yeğeni. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Miras yedi falan mı yoksa? Miras yedi mi? Güldürme beni be abi. Bu çulsuz şupar hayatında parayı ilk olarak 17 yaşında gördü. O da gerçek değil, filmde gördü. Yani bilmem çakozladın mı? Madem öyle, nereden çıktı bu paralar? Bilmiyorum abi. Bir numarası var bunun ama dur bakalım, çıkar kokusu yakında. Tabii tabii çıkar. Geç üstü geç. Çok Allah aşkına. Sen beden büyüksün. Büyükler önce girer. Allah'a da dedim geç ya. Hüsnü oynayalım mı? Al. At bana. Ne yaptın Hüsnü? Hüsnü ne yaptın? Niye kırdın onu? Allah seni ne yapmasın Hüsnü. Ampulü kırdın. Fatoş, koş içeriden iki ampul, aman bir ampul al getir, kırdı ampulü üstünü. Getirdim Peybe abla. Şalteri düşün de ben takayım şuna. Tamam tamam, biz şey yaptık şalteri, sen tak bakayım. İyi. Hay yanlış anlamadın değil mi Peybe abla? Elektrik çarpmasın diye diyorum da. Aman çarpmaz be, ben düşürdüm elektriği. Hadi çek şu şeyi, aman kıymetli canı verdi. Aa! Kız otur şuraya. Bak bak, tiken tiken oldu saçlar. Güzel oldu. Tamam kapatayım. Galiba pardon canım, şalteri düşürmemişiz. Canavar, ne isteyesin benim evi benim ki? Ya illa elmamı mı yiyeceksin sen benim? Ben artık burada bir dakika bile durmam. Duramam. Gidelim. Gidelim. Vallahi. Ya kız Fatoş yapma. Kız bırak gitsin be. Ne olur gitme. Vallahi bir derek olmadı. Sultan ben giderim. Bırak. Ya kız ona ne yaptın? Yavuşsun bırak. Ya Fatoş. Tamam bırak gitsin be. Artık çok paramız var. Kendimize hizmetçi falan tutarız değil mi Gudik? Ha? Aynen öyle teyzem. Bir hizmetçi yetmez. Aşı falan da olsun. Ne? Tabii tabii. Şoför de tutmak lazım. Ayıp olur yoksa konu komşuya. Gibi üstü. Aylaz üstü.
Ay benim oğlum güzel oğlum. Ay yeşiller seni be. Reşit torunumu. Ne güzel seversin. Vallahi canım çekti, ver ver. Hadi gel bakalım. Neneye gidelim. Ha nene gel, de sevsin seni. Tatoş. Ne oldu? Evi terk ettim ala. Selim askerden dönene kadar burada kalsam olur mu? Olur mu ne demek be kızım? Tabii kalacağım. Burası da senin evin. Peki ne oldu? Niye ayrıldın evden? Bu ne hal? Ya insan hapisten kaçması için sebep mi lazım? F tipi pembe cezaevi. Kaçtım kurtuldum ala. Yetti artık canıma ya. İyi yaptın torunum. Ha. Hadi gel gel otur, bırak şunları. Bırak. İyi, yürü yürü. Gel gel. Bir daha hayatta dönmem o hapishaneye. Hmm. Selim askerden döner dönmez kendimize ayrı bir ev açacağız. Açar, açarız. Açar. Allah'ım. Tamam. Sen üzülme mi? Adresteki ev burası abi. Güzel. Pembe! Aç kapıyı Pembe! Kimmiş bakalım bu güdük efendi, bir görüşelim. Şşş. Ne oluyor ya? Ters bir hareketle biletini keserim aslanım. Ona göre. Hayda. Ayrılabilir. Kim anam bunlar? Arkadaşlarıyız yenge. Misafirliğe geldik. Gelirken de eli boş gelmedik tabii. Dolu geldik. Geç içeri geç. Sen de geç. Yürü yürü yürü. Hadi geç, hadi. Ne oluyor be? Yürü. Bir şey kızım yok. Sakin olun, sakın ters bir şey yapma sultan. Bizimki burada abi. Siz ikiyi bedavi. Kes sırtmayı. Para nerede? Ne parası anam? Bizde para mara yok ki. Yani biz şimdi paramız var gibi mi görünüyoruz? Salağa yatmayın be. Paramızı getirin, paramızı. Ne parası abicim? Kamyon kasasındaki para canım. De kamyon abi. Vay. Cüzdanını düşürdüğün kamyon diyorum. Sağ ol Allah ibet. Parayı getirin kardeşim. Problem çıkarmayın arkadaşlara ya, hadi. Aferin. Bakın bu arkadaş gibi akıllı olun bakalım. Gudik. Hani piyankodan kazandıydın bu parayı. Yaktın beni. Yaktın beni. Hemen getiriyorum abi paranızı. Hadi bakalım hadi. Anam o sopayla sen ne yaparsın? Bir planın mı var yoksa? Tübe yarabbi. Ben insan halimle plan yapmayı hak edemiyorum. Bu hayvan haliyle plan yapıyor. Bir terslik var bu işte ama dur bakalım. Gidiyorum, gidiyorum. Git hadi. Şşş, sakın, sakın. Buyur abi, çanta para içindedir. Geç şuraya. Sen de geç. Gel ana. Geçin. Sen de geç. Yürü. Tamam. Alçaklar! Anam bana ne bakıyorsun? Komiserim size diyor. Anam da adam kendi sıfatını bilmiyor bunlar. Burada sizden başka alçak var mı? Ne bakıyorsun? Siz güpegündüz benim mahallemdeki eve nasıl baskın verirsiniz ha? Dağ başı mı burası? He? Kanun nizam yok mu sanıyorsunuz? He. Hüsnü kardeşim sayesinde paketledik bu kerkenizleri komiserim. Aferin Hüsnü. Pardon komiserim. Ben şu çatamı alayım. Neden? Çünkü para benim. Pili piyango da çıktı bana. Bırak! Bırak! Sen kimsin be? Anam ablamın oğlu. Akraba olduğunuz belli oluyor. Senin gibi bu da pek bir uyanık. Uyumuz kurusun. Sülaleyecek azıcıkın uyanığızdır. Nezarethane? Uyanık insanlarla dolu biliyorsunuz değil mi? Sabıkalarına baktım komiserim. Dosyaları bayağı kabarık. Mafya babası Naim'in adamlarıymış bunlar. Para? Kirli para komiserim. Temiz para olsa şaşardım zaten. Al bakalım şunları nezarete Salih. Şu parayı da al. Bağışın o komiserim. Hadi yürüyün.
Pembeciğim. Canım. Siz bu paradan hiç harcadınız mı? Tüyba Hanım. Harcasak üstümüz başımız böyle mi olur? Bak üstte yok başta yok dökülüyoruz falan. Ne dökülmesi be? Oscar töreninde kırmızı halı üstünde yürüyormuş gibi bir haliniz var. Çıkar şu kürkü. Anam ben çıkarmasam ne olur? Yakıştı bana bu. Çıkar. Bunun intikamını çok fena alacağım, senden haberin olsun. Çıkar. Çıkarıyorum anam, çıkarıyorum, tamam. Çıkıyor. Anam, hadi çıkar. Hadi. Ne yapayım? Aslan üstü aslan. Aşk ipliğiyle dikilen dikiş, bir ömür boyu sökülmez imiş. Aşk ipliğiyle dikilen dikiş, bir ömür boyu sökülmez imiş. Beni diktiler de ne oldu sanki, her tarafım yama 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 yama. Beni diktiler de ne oldu sanki, her tarafım yama 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 yama. Takıldım bak ortaya, düşüverdim ortaya. Söken diken boşanmaz yama yama yama. Takıldım bak ortaya, düşüverdim ortaya. Söken diken boşanmaz yama yama yama. Pembe. Gündüz kraliçeler gibi kürkle gezerdin. Ne oldu? Akşam yine Medine dilencisine dönmüşsün. Üzüne dönmüş Menekşem. Anam maytap geçmeyin. Apple Gudik yüzünden geldi bunlar başıma. Kürkümü, el bir şeyimi alıp götürdü komiserim. Değil mi, değil mi Hüsnücüğüm? Ama benim de adım Pempe ise o Gudik'i eşekler gibi çalıştırıp o şahane kürkü tekrar giymesin, bana da Pempe demesin. Ama saçmalama be. O beceriksizin elinden ne iş gelir ki? Sen öyle san. Bak şimdi. Gudik. Gel anam artık. Girmesin be teyze. Dedim tükürüp alışık değilim bu kostümü. Tükürtme kostümüne. Gel hadi, müşteri bekliyor, yürü. Hadi. Allah. Aa, bu ne be? Bu ne be? Hayırlı olsun, nihayet karakterini şıp diye bulmuşsun ha. Hadi be. Gudik, öyle baston yutmuş gibi oynama. Kıvırt azıcık. Kıvırt okumayayım canına. Güle bir teyze. Şöyle. Git orada Ethem amcanın önünde oyna da sana azıcık sipali yapıştırsın ha. Odun gibi durma be, kıvır azıcık. Güle bir teyze. Oh, kıvır kıvır kıvır. Anı becerneyi beceriyor yavaş yavaş. Git yat yat. Bayıl bayıl bayıl. Ben hayatta buna para yapıştırmam. Çekil şuradan düğme düğme. Hadi yürü. Git içine. Çekil şuradan. Hadi. Hadi be. Şapkayı. Abart. Ver şapkayı. Şuna var. Yatan yatan. Getir lan şapkayı. Abart. Valla olacak bu iş. Olacak olacak. Yatın. Oyna Gudik oyna. Oh. Aman. Gördün mü yaptığını baba? Allah. Maşallah. Maşallah. Ye ye. Ye aslanım ye. Ama... Lan pastör senden iyi oynuyor Gudik ha. Ay Arif abi, ne oldu benim şu kaset işi? Ay başında çıkacak diyordun. Ay bitti, kaset yok ortalıkta. Yalan oldu bizim bu kaset. Kızım, öyle hadi ince kaset çıkartılır mı? Önce seni meşhur yapacağız ki millet tanısın seni, bilsin. Ondan sonra kasetini çıkaracağız. Satış taktiği.
İyi de kaseti çıkarmadan nasıl meşhur olacağım Arif abi? Mağdure olarak meşhur olacaksın. Bizim millet bayılır mağdure hikayelerine. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl yani? Dinlesene Arif abini. Bak, bugün Balat'ta İbrahim Tatlıses bir kebapçı açılışı yapacak. Bütün kameralar, gazeteciler orada. Oraya mı gideyim abi? Oraya gideceksin ama öyle elini kolunu sallayarak gitmeyeceksin. Ya nasıl gideceğim? Şimdi çık şuradan, bir taksi çevir, Balat'a gidiyorum de. Tamam abi. Taksi tam kebapçının oraya yaklaştığında taksiden at kendini. Feryat figan bağır, imdat, imdat, bana tecavüz ediyorlar, ırzıma musallat oluyorlar de. Gör bakalım, bütün kameralar seni çekiyor mu, çekmiyor mu? Ya olur mu hiç öyle şey abi? Bal gibi olur. Önce haberler, sonra kadın programları falandı filandı derken herkesler tanır seni. Peki taksiciye yazık değil mi? Ya boş ver taksicisini ya. Şöhret basamaklarını çıkarken arada birkaç kişinin üstüne basıp geçeceksin. Hiç takmayacaksın kafana. Çık şuradan bin bir taksiye. Hadi göreyim seni. Tamam abi. Buyurun buyurun. Nereye gidiyoruz hanımefendi? Balat'a lütfen. Tamam. Oğlum. Gel 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 gel. Anan sana bıcı bıcı yaptırsın. Muharrem nerede be ana? Anne şampuanını getirecekti. Aman gelir be kızım. Hadi kalk biz bebeği yıkayalım. Hadi gel yürü. Hadi ay, yürü kalk, yürü. Cemil. Hanım. Enişte sen görürsün. Üstü. Sen de enişteme güzel bir şaka yapalım mı? Gel ben de gel. Gel gel. Gel üstü gel. Gel gel. Ali iş. Yavaş konuş yavaş ya. Bir. Uyuyor ya. Bebek uyuyor ya. Tut. Dur bebeğim oğlum. Bebeğim. Cemil'im. O ne? Bu ne? Allah. Ben seni şimdi. Gel buraya kaç. Nerede kaldı İbrahim Tatlıses abi ya? Gelmezse çok fena olur abi. Zaten bütün gün hiç haber yakalayamadık. Vallahi doğru söylüyorsun. Abi. Şu ilerideki kebapçının önündeyim. Tamam. İmdat! Aa! İmdat! Ne oldu ya hanımefendi? Ya. Ne yapıyorsunuz ya? Vurma! Vurma diyorum. Vurma diyorum sana. İmdat! Hanımefendi kendinize niye vuruyorsunuz başına ya? Başına geçiyorlar. Tecavüz ediyorlar. Hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? Ya bıraksanız ya hanımefendi ya. İmdat! Ya çekmeyin. Başına geçiyorlar. Aa, yardım edin. Ya bıraksanız üstün başımı ya. Vurma ya. Vurma diyorum sana. Oh. İmdat! Yardım edin. İmdat! Ya yıkma sen üstün başımı. Ya yardım edin. Ya! Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya üstüm başımı yırttınız, affettiniz beni ya. İmdat! Allah'ım ya. İmdat! Ya dur be. Yardım edin bana imdat. Yetişin. Ürzüme tecavüz ediyorlar. Ne oluyor be? Bakın oluyor bakın üstüme başımı yırttı. Ne olur yardım edin. Taksici bunu cinsel tacizde bulundu. Namusuma da özgürsün. Yardım edin. Ne olursunuz yardım edin. Ya abiler inanmayın ya. Aklı başında değil bunu yalan söylüyor ya. Bakın bakın yine saldıracak bana yardım abi, edin. Abi vallahi olur. Bak yalan söyle yemin ediyorum inanmayın buna abi. Abi abi vurmayın ya. Ay, ay. Ya. Abi yemin ederim hiç yapmadım ya. Abi yalan söylüyorsun bak. Bak abi. Şikayetçim komiserim. Esas ben şikayetçim komiserim ya. Üstüme komiserim. Başıma bakın ya. Neler yaptı susun ya. Susun. Kızım senin şikayetin nedir evladım? Ben bu sapıktan şikayetçiyim komiserim. Bana takside ahlaksız teklif de bulundu. Kabul etmeyince de tecavüze yeltendi. Bak. Hı? Sen yanlış kişiyi göstermediğine emin misin evladım? Bu adam... Bu mahalledeki en namuslu, en dürüst adam be. Görüyorsunuz değil mi? Kimse inanmıyor bana. Kadın her yerde eziliyor. Çekin, 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 çekin. Saçmalama be kadın. Çekmeyin. Dali. Buyurun komiserim. Çıkar şu kameraları dışarı. Yeter görüntü aldıkları, hadi. Bağışın o komiserim. Hadi çıkalım arkadaşlar, lütfen. Hadi. Lütfen dışarı. Ferhat, meseleyi bir de senden dinleyelim. Komiserim, bu kadın deli falan galiba ya. Ya arabada durup dururken elbisesini yırtmaya başladı. Kendine böyle vurdu vurdu. Sonra ne oluyor demek kalmadan bir baktım kendini kameraların önüne atmış imdat diye bağırıyor ya. Yalan söyleneni gördüm de bu kadar kötü yalan söyleneni ilk defa görüyorum ya. İnsan hiç kendini döver mi komiserim? Aklınız oluyor mu ya?
Bak hala yalan söylüyor komiserim ya. Hala yalan söylüyor ya. Arabada o bana saldırırken ben de ona saldırıp gömleğini yırttım. Ne? Şikayetçin komiserim. Berat. Hakkında şikayet olduğu için seni nezarete almak zorundayım evladım. Aa. Nöbetçi mahkemeye sevk edileceksin. Ya ben suçsuzum ama komiserim ya. Ya asıl onu almanız lazım ya. Durduk yerde iftira atıyor bana komiserim ya. Sevgili seyirciler, İstanbul'un orta yerinde güpegündüz tecavüz şoku yaşandı. Terbiyesizler. Utanmazlar. Azıttı bunlar, azıttı. Balat'ta taksiye binen Filiz Kobal isimli vatandaş taksicinin tacizine maruz kaldı. Sapık taksici vatandaşlar tarafından linç edilmeye kalkışıldı. Az bile yapmışlar. Asacaksın birilerini. Gör bakalım bir daha yapan çıkıyor mu? Taraflı be. Olamaz. Kızına ne der bu be? Olacak şey mi kız bu ona? İnanmayın be, iftira ederler torunuma. Abim yapmaz öyle şeyler ya. Kız ona. Ya bu haberler ne diyor ya? Seninki gene mak kedileri gibi kudurdu diyeceğim ama... Mart'ta da değiliz ki anam. Kara çocuk erken açtı bu sene sezonu. Ne diyorsun sen ya? Bilmeden niye iftira atıyorsun çocuğa? Kız sen delirdin mi? Benim ne kabahatim var? Ferhat'a bağırsana. Acıvat çapkınlık yapar, ceremesini kara göz çeker. Olmaz ki. Ben hiç şaşırmadım teyze. Dedin, çükülü bilirim ki bunların sülaleci duvarı dipleri gevşektir. Sen hiç konuşma Sülük. Üstüm kurtar beni. Üstüm kurtar beni. Gürürler seni. Anam gel. Anamdan daha insaniyetli çıktın ha. Kızım hala mı ağlıyorsun? Olmaz böyle teyze kızım. Dedin çükürüp yakışma sana ağla bak. Ya gidin başımdan ya. Kızım. Yani Coşkun için kendini bu kadar eder etmene değer mi? Coşkun mu? Coşkun kim ya? Ya Ferhat için ağlıyorum ben ya. Pardon, seninkisi Ferhat da değil mi uyum kurusun? Evet. Tecavüzcülerin ismini karıştırdım böyle. Tecavüzcü Coşkun değil seninki, tecavüzcü Ferhat'tı, doğru değil mi kızım? Çok şükür söyledin be teyze. Stand-upçı olacak insanmışsın vallahi be ya. Allah seni bildiği gibi yapsın emi. Utanmaz mısınız siz benim açımdan baytap geçmeye? Çıkın dışarı ya, istemiyorum sizi belki. Yürü Gudik, yürü. Değil mi? Abi Hüsnü, bir tek sen beni anlarsın. Öp bir kere. Aferin kız, o kadar güzel rol kestin ki neredeyse ben bile tacize uğradığına inanmaya başlayacağım. Bütün televizyonlarda çıktım abi. Artık kasetim çıkar, değil mi? Çıkartacağız tabii. Kasetten sonra bir de dizi yaparız sana. Sendeki bu oyunculuk cevheri boşa gitmesin. Yargılama istedi bir Ferhat. Yoksa suçsuz yere hapiste yatacaktın. Abi suçsuz olduğumu ispatlayamazsam eninde sonunda hapse atacaklar beni ya. Doğru. Suçsuz olduğunu ispat etmemiz lazım ama nasıl? Bu kadın niye böyle bir iftira attı sana be Ferhat? Bir bilsem abi. Enişte al şu anahtarı, arabayı sen kullan. Tamam hadi. Hadi. Yürü yürü. Abi ben bir sultanla konuşmaya gidiyorum. Şimdi iyi bir zaman değil Ferhat. İstersen ortalık biraz durulsun öyle konuş ha. Tabii çok doğru çok. Yine de gideyim ben abi be. Ha? Abi Ferhat yeğenim. Allah. Yavaş be. İzin be ya izin. Yeğenim gelmiş. Fatoş. Acıdım abi. Ferhat ne derler televizyonlar be. Yok be Allah, iftiraya uğradım.
Sultan. 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 Konuşmamız. Sultan. Sultan aç kapıyı. Sultan. Sultan aç kapıyı. Konuşmamız lazım. Sultan. Aç. Ne var? Ne var? Ne var? Ne konuşacağım benimle? Televizyonlardan her şeyi öğrendim zaten ben. Ya sen onlara nasıl inanırsın Sultan ya? İftira ettiler bana diyorum ya. Ya niye durduk yerde sana iftira etsinler ya? Ne çıkarları olacak sana iftira etmekten? Bilmiyorum Şahin'im. Ne çıkarları var bilmiyorum ama bak yeminle susun ben. Bak yalanım varsa bir daha seni görmek nasip olmasın ya. Beni görmek bundan sonra sana nasip olmayacak zaten Ferhat. Git buradan. Ya Sultan! 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 Aç kapıyı Sultan ya! Ya beni dinlemen lazım Sultan! Ya aç kapıyı Sultan! Gel koçum gel gel gel. Ha? Gel. Abi Sultan bilmiyor mu benim böyle bir şey yapmayacağım ya? Belli ki pembe aklını karıştırdı onu. Nasıl inanmaz Sultan bana ya? İftiraya uğramak bu kadar koymadı bana ha. Tamam tamam halledeceğiz. Hala aklım almaz be Ferhat nasıl böyle bir şey yapar? İlsaroğlu çiğ süt emmiştir Beytem abi. Her şey beklenir bunlardan. Doğru. Hem ne demişler? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tabii abi ya. Bu kadar yazılıp çiziliyorsa illa doğruluk payı vardır değil mi? Selamünaleyküm. Ne oluyor? Siz de mi benim suçlu olduğuma inanıyorsunuz? Yapmayın abiler. Ben böyle bir suçlu der miyim sizce ya? Ethem abi sen söyle ya. Rıza. Nuri. Gudik. Siz ne biçim adamlarsınız be? Ferhat'ın karıncayı bile incitmeyeceğini bilmiyor musunuz? Düşenin dostu olmaz derler. Doğruymuş abi. Hadi abi. Bırak ya. Evet. Üzülme be Ferhat. Onların da aklı karıştı demek ki. Aa. Ulan üstüne. Bu halimde en delikanlı sen misin de haberimiz yokmuş be. Sıkma canını koçum. Şimdi senin başın eğik ama... Gerçek ortaya çıktığında sana böyle bir şey yakıştırdıkları için onların başı eğilecek. Helal sana üstü be. Helal be. Aslanım benim. Aslan be. Taksi. İyi günler hanımefendi. Nereye gidiyoruz? Etileri. Tabii efendim. Aa. Bu o sapık taksici değil mi ayol? Kadına takside tacizde bulunan. Aa gerçekten de o. Ya hanımefendi vallahi ortada büyük bir yanlış anlama var ya. Sus sus çek kenara ineceğiz biz sapıkçı. Ya hanımefendi vallahi bak ben o sapık falan değilim. Akşamı harcayalım artık çek kenara. Ya inin be. Çabuk. Ay verilmiş sadakamız varmış erkenden fark ettim. Böylelerde tekrar nasıl protestolarlar anlamam ki. Emilimin ay yanakları pembe. Ay Ferhat nerede be Muharrem? Çok canı sıkılırdı. Ben de dediğini tasasını unutsun diye taksiye çıkarttım. Aa, iyi alt ettin. Zaten oğlanın canı sıkkındı. Şimdi biri bir şey diyecek iyice canını sıkacak ha. Üf, dur ben bunu bir arayayım da gelsin. Ha? Gel demekle gelmez ki benim inatçı torunum. Ben onu nasıl getirteceğimi bilirim değil mi oğlum? Ha? Arayalım dayıyı gelsin. Ha? Buyur hala. Ha Ferhat bak nenenin canı çok fena portakal çekmiş. En sevdiğim torunum bir kilo portakal alsın gelsin der ha. Tamam hala. Söyle neneme portakal alıp geliyorum hemen. Ha tamam. Gördün mü Muharrem Efendi? Nasıl hallettin ben bu işi? Değil mi Cemil'im? Buyur abi. Bereket olsun. Sağ ol. Buyur abi. İki kilo portakal verir misin tamam, usta? Tamam abi. Kalmadı portakal. Ne? Ne demek kalmadı be? Tezgah tepeleme portakal dolu. Biz sadece namuslu insanlara satıyoruz. Senin gibi sapıklara değil. Ulan. Muharrem. Hı? Ferhat nerede yok ortalarda? Sorma be Beter. Çok fena durumu. Kendini iyice içkiye verdi ona. Yapma ya. Hı. Ben bir gidip bakayım. Tamam. Ferhat. Bu ne hal oğlum? Salma kendini hemen böyle ya. Yakışıyor mu sana?
Sapıkla yakıştırdılar bana abi. Ay yaşlık mı yakışmayacak ha? Yakışır, o da yakışır. Yapma böyle koçum. Düşmanlarını sevindirme. Senin gibi bir delikanlının böyle durumlarda dimdik ayakta durması lazım. Beni yıkan kadının attığı iftira değil abi. Beni yıkan sultanın bana inanmaması ya. Ya biz çocukluğumuzdan beri birbirimizi severiz be ya. Ya böyle bir şey yapacağımı nasıl inanır ya? Ha? Kızma be Ferhat. Anası olacak cadı kızın aklını bulandırır. Kim ne derse desin be hala. Böyle zor bir günde sultanın yanımda olması gerekirken yanımda değil. Ben hiç bilmem de kimden etsin Beter abi ha? Kimden etsin ha? Ha? Sevgili Kadın Dünyası izleyicileri, yeni bir kadın dünyasına daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda takside tacize uğrayan mağdure Filiz Kobal var. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, hala olayın şokunu yaşadığım için rahat konuşamıyorum. Canım benim, seni çok iyi anlıyoruz. Filiz'e bir moral alkışı hanımlar. Filiz'cim, olay nasıl oldu? Kadının Dünya seyircileriyle paylaşır mısın? Ay ablacığım, İstanbul'un orta yerinde gündüz tacize uğradım. Olacak şey mi bu ya? Ay konuşamayacağım, konuştukça kötü oluyorum. Ya bu kaseti getir kızım, kaseti. Hayat dolu bir insandım ben. Şarkı söylüyordum. Hatta kaset yapacaktım. İnanır mısınız artık bu olaydan sonra kaset falan yapmak istemiyorum. Aa olur mu canım hiç öyle şey? Senin kasetini çıkarman lazım. O tacizciye inat çıkarman lazım hem de. Ben de öyle diyorum da dinlemiyor beni hanımefendi. Bir tacizci yüzünden geleceğinden vazgeçme diyorum. Sesi o kadar güzel ki dinleseniz hayran olursunuz. Vallahi dinlemek isteriz. Hem içimiz açılır biraz. Değil mi hanımlar? Madem o kadar ısrar ettiniz bir kuple okuyayım bari. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Vallahi çok güzel sesin var. Bu kaseti mutlaka çıkarman lazım. CD ve kasetimiz yarından itibaren müzik marketlerde olacak. Bütün vatandaşlarımızdan Filiz'in kasetini alarak kendisine destek olmalarını bekliyoruz. Halkımızın moral desteğini bekliyoruz. Vay vay vay. Şimdi anlaşıldı Bedbin'in kerrakesi. Ne anlaşıldı bebeti? Görmüyor musun? Kız kaset çıkaracakmış kardeşim. Tabii kaseti çıkarmadan önce bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyordu. Öyle bir kız geliştirdiği fizik teorisiyle gündeme gelemeyeceğine göre ne yapacak? Ne yapacak? Beni takside taciz ettiler diye kendini televizyonlara atacak tabii ki. Çok doğru der Beter. Ya bence kesin aklıdır ha. Demek bunun için bana iftira attılar ha? Ya bu insanın nasıl var mı be? Ha? Sığar mı? Medya çağına hoş geldiniz koçum. Bu çağda insanlığa sığması gerekmiyor. Medyaya sığsın yeter. İşte al bak. Ahlaksızlar. Utanmaz kadın. Aslında kabahatin büyük kızın değil kasetçinin. Belli ki her şeyi bu tezgahlamış. Daha önce de böyle sansasyonel kasetler yapmıştı bu. Bir kazda basıp bir güzel barış diyelim. Ferhat'a iftira atmak ne demekmiş görsün. Doğru. Olur mu be Muharrem? Bizim amacımız Ferhat'ın suçsuz olduğunu ispatlamak. Ya iyi de nasıl yapacağız bunu abi? Ha? Nasıl yapacağız abi? Kasetçiyi tuzağa düşürüp her şeyi itiraf ettireceğiz. Ama önce bize güzel bir kız lazım abi. Sultan var ya. Ben sultanın yüzünden kendimi içkiye vurdum. Sen hala sultan var edersin ben işte. Ya Ferhat aklı be Muharrem. Sultan hayatta yardım etmez. Siz sultanı bana bırakın. Ben onu ikna ederim abi. Hüsnü, sana zahmet sultanı bir çağırsana. Hayrola Beter? Seninle konuşmamız lazım sultan. Gelir misin? Ya bak Beter, şu Ferhat meselesi ise iç boşuna nefesimi tüketme. Ben çoktan kapadım o defteri. Sultan, Ferhat daha önce de kaç kere iftiraya uğradı. Her defasında suçsuz olduğu ortaya çıkmadı mı? Çıktı. Ferhat gene suçsuz sultan. Zaten suçlu olsa derdinden kendini içkiye vurmazdı. Gene içkiye mi vurdu kendini? Senin yüzünden içiyormuş. Ya ben ne yaptım ya? İnanmadın ona sultan. Az şey mi? İnsanın sevdiğinin ona inanmamasından daha kötü ne olabilir?
Ya sen nereden biliyorsun Ferhat'ın suçsuz olduğunu? Yüreğimin sesini dinliyorum Sultan. Biliyorum ki Ferhat suçsuz. Fakat herkese ispat etmemiz lazım Ferhat'ın suçsuz olduğunu. Bunun için de senin yardımına ihtiyacımız var. Ne? Benim yardımım ama. Evet Sultan. O Filiz denilen kız kaset çıkaracakmış. Kaset çıkmadan sansasyonla gündeme geleyim diye Ferhat'ın da başını yaktılar. Ya gerçek mi bunlar Beter? Maalesef gerçek Sultan. Kabul edersen çantana gizli kamera yerleştirip kasetçiyi tuzağa düşürmeyi planlıyorum. Olmaz. Sultan, bir daha düşün. Söz konusu insan senin yıllardır aşık olduğun bir insan. Onun için böyle bir iyiliği yapmaz mısın yani? Ha? Nasıl olacak peki bu kamera işi? Yaşa, bak şimdi. Arif Bey. Siz çıkabilirsiniz. Buyurun hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben kendime kaset şey ettirmek istiyorum Arif Beyciğim. Herkesin kaseti var, CD'si var. Bir tek benim bir şeyim yok ya. Kaset çıkarmak dünyanın parası hanımefendi. Ay parası neyse veririz ayol. Şöhret olmak istiyorum ben. Pazar magazini sunmak istiyorum. Ay çok şey mi istiyorum Arif Beyciğim? Çok şey istemiyorsunuz da hanımefendi. Öyle ha deyince olacak şeyler değil bunlar. Ha demeyelim biz de o zaman Arif Beyciğim. Şaka yaptım. Gülsene. Para lazımsa param var. Babişkom sağ olsun 300 bin YT'li çek yazdı bana. Hı? 300 bin YT'li mi? O zaman ne duruyoruz hanımefendi? Hemen başlayalım kasete. Tabii ne duruyoruz? Yalnız Arif Beyciğim yani benim bir problemim var. Benim sesim biraz kötü. Ben bir söyleyeyim siz bir dinleyin olur mu? Hı. Sakız vardı. Dönülmez akşamın ufkundayım. Vakit çok geç. Çok kötü, kötü. Önemli değil hanımefendi. Bu kaset işinde sesin hiç önemi yok. Şimdi bilgisayarlarla sesle oynuyoruz. Seray Sever'in sesini sokuyorsun bilgisayara. Öteki taraftan Muazzez Abacı çıkıyor. Muazzez, ciddi misiniz? Ay benden sanatçı olur mu diyorsunuz yani şimdi? Ben kimleri sanatçı yaptım hanımefendi? Benim yöntemlerim var. Sizi de sanatçı yapacağım. Hiç korkmayın. Ay gerçekten doğru söyle. Tabii canım. Bak Filiz Kovala. Filiz Koba. Evet yeni çıktı. Ay çok üzüldük vallahi taciz uğramış taksidi. Hepsi yalan onların. Tezgah. İnanmıyorum. Ben ayarladım her şeyi. Filiz taksiye bindi. Taksi kameraların oraya yanaşınca hemen üstünü başını yırtmaya başladı. Attı kendini kameraların önüne. Neymiş? Bana tecavüz ediyorlar. Ay inanmıyorum ya. Ama olan taksici oldu yani değil mi? Canım bu şöhret basamaklarını çıkarken arada birilerinin sırtına basacaksın. Önemli değil. Değil. Sevgili seyirciler, takside taciz olayının tamamen kurmaca olduğu ve şarkıcı Filiz Kobal'ın bu olayı yeni çıkacak kaset tanıtımını yapabilmek için tezgahladığı ortaya çıktı. Ben ayarladım her şeyi. Filiz taksiye bindi. Taksi kameraların oraya yanaşınca hemen üstünü başını yırtmaya başladı. Attı kendini kameraların önüne. Neymiş bana tecavüz ediyorlar. Sevgili seyirciler, olayın ortaya çıkmasından sonra polis hem şarkıcı Filiz Kobal'ı hem de kaset yapımcısını gözaltına aldı. Böylece taksici Ferhat Şentürk'ün suçsuz olduğu ortaya çıkmış oldu. Helal be, işte bu be, bu. Bu be, bravo be. Bravo, bravo be. Yaşasın be abim benim be. Sağ ol Şahin'im ya, her şeyi sana ve Beter'e borçluyum. Duyar mısın Pembe? Ferhat'ın suçsuz olduğunu 70 milyon duydu. Abime iftira edenler utansın. Temize çıktı diye asitlerinden çatır 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 çatlasınlar inşallah. Çatlasınlar inşallah. Kız sen bana bakıp niye söylüyorsun? Daha ben ilk gördüğümde ne dedim? Ne? Bu oğlan suçsuzdur dedim mi demedim mi dedim değil mi? Pes. Beş aydı valla. Dedin çükülüp ben de teyzemle aynı fikriyattayım. Ferhat bunu kesinlikle yapmaz dedim. Uydurmayın be.
Oğlanın adını tecavüzcü Coşkun'a çıkardınız mahallede be. Kız sen kime... ...sı değilsin oynak balina. Senin ağzını vallahi yırtarım ben. Aşkı kalama, aşkı pirivan, usta pirivan, aşkı kalama, o kar bu kalama.